Merhaba arkadaşlar. Oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra, yani oyların sayım ve döküm aşamasında sandık kurullarının yapacağı iş ve işlemler ile bu süreçte dikkat etmemiz gereken hususlar konusunda 3. eğitim videomuzla karşınızdayız. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Siyasi parti müşahitleri, seçmenler sayım ve dökümü izleyebilirler. Sandık başkanı sayım aşamasında siyasi parti müşahitlerinin sayım masası başında sayımı net bir şekilde görebilecekleri bir yerde gözlem yapmalarını muhakkak sağlamalıdır. Sayım ve döküm sırasında sandığın bulunduğu odanın, sınıfın kapısı açık tutulur. Sayım dökümün sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel olmadığı sürece hiçbir müşahit ve seçmen kesinlikle sınıftan çıkarılamaz. Sınıfın kapısı kapatılamaz. Sizi sayım sırasında sandık çevresinden uzaklaştırmak isteyen sandık kuruluna veya kolluk gücüne 138 sayılı genelgenin 35. maddelerini hatırlatıp sandık çevresinden ayrılmayınız. Eğer müşahitler sayım esnasında çıkarılmak istenirse, öncelikle sandık kurulu başkanına sözlü şikayette bulunmasınız. Eğer sandık kurulu başkanı sözlü şikayet konusu ile ilgili bir işlem yapmazsa, şikayetinizi yazılı olarak sandık kuruluna yapınız ve sandık tutanak defterine işletiniz. Sandık kurulunun yazılı şikayet konusu ile ilgili mutlaka bir karar vermesi gerekir. Sandık kurulunun karar vermemesi durumunda sandık kurulu aracılığıyla ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere yeni bir yazılı şikayet dilekçesi vermelisiniz. Sayım aşamasına gelecek olursak, masa üzerinde sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Sandık seçmen listesinden imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplam sayısı tespit edilir. Oy kullanan seçmen sayısı sandık sonuç tutanaklarının ilgili bölümüne doğru bir şekilde yazılır ve bu durum yüksek sesle ilan edilir. Kullanılmamış zarflar sayılır. Kullanılmamış oy pusulaları sayılır. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar ayrı ayrı sayılarak paketler haline getirilir. Paketlerin üzerine sayıları yazılır. Paketlerin üzeri mühürlenir. Sandık sonuç tutanağında yer alan ilgili bölüm doğru bir biçimde doldurulur. Sandıktan çıkan zarflar sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle sayılır ve sandıktan çıkan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit edilen zarf sayısı sandık sonuç tutanağının ilgili bölümüne yazılır. Geçersiz zarflar. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan kağıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu, sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Ancak üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli kabul edilir. Ayrıca üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar da geçerli sayılır. Geçerli ve geçersiz zarflar belirlendikten sonra sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksikse başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşürülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı sandık sonuç tutanağının ilgili yerine yazılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra zarflar açılır. Zarflardan çıkan oy pusulaları ilgili seçim türlerine göre ayrı ayrı tasnif edilir ve bu sıraya göre sayım yapılır. Burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Zarfta kullanılması gereken oy pusulalarından biri veya birkaçı eksik çıksa bile zarftan çıkan diğer oy pusulaları hesaba katılır, geçerli sayılır. Zarfın içinden aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde sadece bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmaz. Zarftan çıkan diğer seçim türlerine ait oy pusulaları geçerli sayılır.
Aynı zarf içinde birden fazla oy pusulası bulunacağından zarf içinden eksik oy pusulası çıkmış ise eksik çıkan oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı ile içinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf sayısı toplamı zarfların açılması bittikten sonra tespit edilip sandık sonuç tutanağına işlenir. Sandık kurulu başkanı oy pusulası üzerinde hangi siyasi partiye veya bağımsız adaya ait yere tercih veya evet mührü basılmış ise o siyasi partinin veya bağımsız adayın ad ve soyadı yüksek sesle okunur. Oy pusulasını sandık çevresinde hazır olanlara, üyelere, müşahitlere gösterir. Geçersiz olduğu net bir şekilde anlaşılan, geçerli olup olmadığı yönünde tereddüt edilen ve itiraza uğrayan oy pusulalarını ayırır. Oy pusulaları sandık kurulu tarafından tek tek incelenerek karara bağlanır. Peki hangi oy pusulaları geçersizdir? Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, yani ışığa tutulduğunda kağıt içindeki gizli yazı görünmeyen, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerinde tercih veya evet mührü basılmamış olan, birden fazla siyasi partiye veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alanlara tercih veya evet mührü basılmış olan, birden fazla siyasi partiye veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü bulunan, üzerine tercih veya evet mührü dışında veya tercih veya evet mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, üzerinde yazı yazılan veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan oy pusulaları geçersizdir. Ancak zarfların açılması veya oyların okunması sırasında pusulanın yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurulunun ihmaliyle mühürlenmemiş olması, birleşik oy pusulalarının katlanarak zarfa konulması sebebiyle tercih veya evet mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan tercih veya evet mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok tercih veya evet mührü basılması durumunda oy pusulaları geçerli kabul edilir. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra sandık sonuç tutanakları imzalanır ve mühürlenir. Sandık sonuç tutanağının birer sureti yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı veya üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra seçime katılma yeterliliği olan ve talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine verilir. Sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz mutlaka ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını almalıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra oy torbası sandık kurulu başkanı ile at çekme yoluyla belli edilecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere uğramaksızın en kısa zamanda sandık kurulunun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında cezai kovuşturma yapılır. Sandık kurulunun diğer üyeleri ile müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya kendileri tarafından başka bir taşıt sağlanırsa başkanla birlikte gidebilirler. Sandık kurulu üyelerimiz torbanın taşınması sırasında istekli ve gönüllü olmalı ve torbanın taşınması sırasında yukarıda belirtilen hususlara aykırı durumlar karşısında fotoğraf ve video çekmeli ve hemen ilçe seçim kurullarına itirazda bulunması için parti yetkililerine haber vermelidirler. Okul sorumlularımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, dikkat! Tutanaklar tamamen doldurulmadan hiçbir sandık kurulu üyesi tarafından kesinlikle imzalanmamalıdır. Sandık kurulu başkanı boş tutanakları sandık kurulu üyelerine imzalatamaz.
sandık kurulundan alacağınız sandık sonuç tutanakları ıslak imzalı ve mühürlü, yani orijinal olmalı, fotokopi asla kabul edilmemelidir. Teslim aldığınız sandık sonuç tutanağının hemen fotoğrafını çekmeli ve ilçe bilgi işlem sorumlunuza ve dahil olduğunuz WhatsApp grubuna göndermelisiniz. Hemen sonrasında teslim aldığınız orijinal tutanakları okul sorumlularımıza teslim etmelisiniz. Okul sorumlumuza ulaşamadığınız durumda sandık sonuç tutanağını vakit kaybetmeden ilçe örgütümüze ulaştırmalısınız. Sandık sonuç tutanakları ilçe örgütümüze mutlaka imza karşılığında teslim edilmelidir. Okul sorumlumuz sandık görevlimizden teslim aldığı sandık sonuç tutanaklarını vakit kaybetmeden ilçe örgütümüze götürerek imza karşılığında teslim etmelidir. Şikayet ve itirazla ilgili dikkat edeceğimiz hususlarsa şöyle: yasalara aykırı iş ve işlemlerle ilgili sandık kurullarına yapılan her türlü sözlü ya da yazılı başvuruya şikayet denir. Şikayete yetkili kimseler şunlardır: seçmenler, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, siyasi partilerin yetkilendirdikleri itiraza yetkili kişiler, yani okul sorumluları, müşahitler ve adaylar. Şikayet nasıl yapılır, nasıl karara bağlanır? Şikayet yazılı dilekçe veya sözle yapılabilir. Sözlü şikayetler gerekçesiyle birlikte özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanak adı, soyadı ve adresi de yazılarak şikayetçiye imza ettirilir. Şikayetin haklı veya yerinde görülmesi halinde sandık kurulu karar yazmaya ihtiyaç olmaksızın şikayet konusu işlemi düzeltir. Şikayetçinin şikayete yetkili olmaması veya haksız ya da yersiz görülmesi halinde sandık kurulu tarafından şikayetin reddine karar verilir. Bu halde sandık kurulu kararının sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanması ve sandık kurulu tutanak defterine işlenmesi gerekir. Şikayetin reddine ilişkin kararın bir örneği de şikayetçiye verilir. Şikayetin süresi. Şikayet en geç sandık sonuç tutanağının sandık kurulu tarafından yazılıp imzalanması anına kadar sandık kuruluna ulaşmalıdır. Sandık sonuç tutanakları imzalandıktan sonra yapılan sözlü şikayetlerin veya verilen şikayet dilekçelerinin sürenin geçmiş olması sebebiyle reddine karar verilir. İtiraz. Sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın 298 sayılı kanuna aykırı olması nedeniyle kaldırılması veya bu kanuna uygun hale getirilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurulabilir. İlçe seçim kurullarına yapılan bu başvuruya itiraz denir. Sandık kurullarının aldıkları kararlar ile oy verme süresince yaptıkları iş ve işlemlere dair seçim kurullarına itirazda bulunulabilir. Sandık başı iş ve işlemlerine karşı ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilmesi için önce sandık kuruluna şikayet veya itirazda bulunulmuş olması şart değildir. Yani doğrudan ilçe seçim kurullarına itiraz yoluna gidilebilir. İtirazda bulunabilecek kimseler itiraza yetkili olan kişilerdir. İtiraza yetkili kişiler şunlardır: seçmenler, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, siyasi partilerin yetkilendirdikleri itiraza yetkili kişiler, yani okul sorumluları, müşahitler ve adaylar.